Çocuğun büyük konseri. Okul konserini iple çekiyorum. Tef çalacağım. Harika. Ben de davul çalıyorum. Peki ya sen Kanır? Bir an önce seçsen iyi olur. Yarın seyircilerin önünde sahnede olacağız. Ne oldu? Hiçbir şey. O kadar insanın önünde sahneye çıkmaktan korkmuyorum ama her şeyi berbat etmezsem tabii. Neden endişeleniyorsun Kanır? Sen hiçbir şeyden korkmazsın. Doğru. Bir sürü insanın önünde sahne almak hariç. Herkes müzik aletini alsın. Eğer hala karar vermediyseniz artık seçme vakti geldi çocuklar. Ha, müzik aletleri kaybolmuş. Ninjalino ayak izleri gibi duruyor. Bana Ninjalino ayak izi gibi gelmedi. Çok büyükler. Konseri iptal etsek çok iyi olur. Müzik aletleri mutlaka bulunur, değil mi çocuklar? Eğer çalındılarsa araştırıp geri getirmeliyiz onları. Evet, haklısınız. Pijama maskeliler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman oluyor. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup, gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız. Evet. Ve Greg ise... Son olarak Connor... Kedi çocuk. Pijama maskeliler. Evet, dediğim gibi Ninjalino ayak izlerine benzemiyorlar. Kedi ayak izi gibi duruyor. Bakın. Dinleyin. Konsere çıktığımız anda sanki kimse izlemiyormuş gibi gelecek. Bunu konuşmasak da görevimize yoğunlaşsak olur mu? Tamamdır. Baykuş planörüne. Çocuk parkından geliyor. Popstar, popstar, popstar. Ninja, ninja, ninja. En iyi popstar benim. En iyi popstar benim. En iyi. Gece ninjası. Aa, seyirciler sonunda. Müzik aletlerimizi geri verin. Hayatta olmaz. Ünlü popstarların grupları olur. Grupların da müzik aletleri. Ama sen popstar değilsin. Ne? Ne kadar ayıp. Ninjalinolar başlayın. Popstar, popstar, popstar. Ben en iyi popstarım. Popstar, popstar, popstar. Gördünüz mü? Sesim o kadar güçlü ki camlar kırılıyor. Bununla kim gurur duyar ki? Ben tabii ki kertenkele bacak. En iyi şarkıcı olduğumun kanıtıyım ben. Sadece müzedeki konserimi bekleyin. Hadi ninjalinolar. Popstar, popstar, popstar! Eğer onları durdurmazsak her şeye zarar verecekler. Evet, yarınki konserde çalacak enstrüman falan kalmayacak. Hadi müzeye gidelim. Ninja, ninja, ninja! Bu kadar yüksek sesle çalmayın. Kimse beni duymayacak. En iyi popstar benim. Şarkıcı gece ninjası. Durun. Burada star benim. Siz değil. Geri çekilin. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Harika. Evet, nerede kalmıştım? Bir ve iki. Ve bir, iki, üç, dört. En iyi popstar benim. Ninja, ninja, ninja! Aa, sürüngenler aşkına! Müze tavanı camla kaplı. Şarkı söylemeye devam ederse kırılacak. Grubum olmadan şarkı söyleyemem demişti ama. Müzik aletlerini almamız gerekiyor yani. Aa, insanların önünde sahneye çıkmak istemiyorum ama. Fakat mecburum. Ha?
Bir planım var. Ninja Lino'lar gece ninjasından saklandığına göre süper kedi zıplayışımla üzerlerinden atlayıp bu ağla yakalayabilirim. Kertenkele onları oyalarken ben de uçar müzik aletlerini alırım. Kimse konserimize engel olamayacak. Konser mi? Kedi çocuk! Kedi çocuk dikkat et! Vay canına! Süper güçlü kertenkele! Şarkıcı gece ninja... Düşüyor! Düşüyor! Süper kamuflajlı kertenkele! Ne? Hadi ama Ninja Lino'lar, sesim yanda nasıl çıkıyor ona bakalım. Ne olduğunu anlamadım. Konseri düşünüyordum ve bir anda ne yaptığımı şaşırdım. Sorun değil kedi çocuk. Ama enstrümanları geri almamız gerekiyor. Konserin sizin için önemli olduğunu biliyorum. Başka bir planım var. Baykuş kızla ben gece ninjasının hayranıymış gibi dikkat dağıtacağız. Ha? Popstar, popstar, popstar! En iyi popstar benim! Hop! Orkestranın sesi çıkar. Dikkat çekmez! Harikasın gece ninjası. Sesin muhteşemmiş. Sonunda ne kadar iyi olduğumu anladınız. En büyük hayranınız. Hem ben sadece şarkı söylemiyorum. Ayrıca dans da ediyorum. Siz bu hareketi yapamazsınız. Keşke sen de bizim konserde sahne alsan. Konser mi? Olamaz. Vay be, süper kamuflajımı bozmakta üstüne yokmuş arkadaşım. Ne? Kertenkele de senin hayranın. Vay vay, disco kertenkelesi. Tam da gösterim için ihtiyacım olan şey. Şarkıma çok yardımı olacak. Popstar, popstar, popstar! Hey, herkes nereye kayboldu? Hadi ama Ninja Lino'lar, başka bir odaya gidelim. Çok daha iyi. Özür dilerim. Ben hiç korkmam aslında. Ama yarın konserde herkesin önünde sahne alacağımı düşününce... Merak etme kedi çocuk. Şimdi ne yapacağız? Bence konser iptal oldu. Durun. Bir fikrim var. Vay be. İşte bu tam benlik. Hadi şova başlayalım. Evet, müzik aletlerini bu ipin ucuna bağlarsam baykuş kız ipin diğer ucunu tavana doğru çıkarır. Bu kalemun aşkına, ben de hepsini yapışkanımla işte böyle çekebilirim. Star! En iyi popstar benim! Kendini popstar sandığına inanamıyorum. Yarın konserde çok daha iyi söyleyeceğiz biz. Ha, biz mi? Sahnede mi? Şarkıcı gece ninjası! Bütün müzik aletlerini bağladın mı? Sanırım. Kertenkele de ipin ucunu çeker. Susun bakayım. Dalga geçmeyi bırakın da artık son perde için hazırlanın. Çok çok özür dilerim. Konseri düşünürken ipi yanlış bağladım herhalde. Anlayamadım. Popstar, popstar, popstar! Eğer böyle devam ederse cam tavan kırılacak. Ve şehirdeki bütün pencerelerde. Çok mutlu olacak ve hiç durmayacak. Herkesin önünde sahne almaktan korkmamam gerekiyor. Bir müzik aleti seçeceğim. Kahraman olma zamanı. Süper kedi hızı. Herkes bana bakıyor. Hey, hiç fena değilmiş. Siz arkada neler karıştırıyorsunuz? Ninja Lino'lar! Grubum olmadan popstar olamam. Hemen buraya.
Gösteri zamanı Ninja Lino'lar. Popstar, popstar, popstar! Yeter! Yaşasın! Evet! Sahne almakta gerçekten bir şey yokmuş. Hatta eğlenceli bile. Bunu yanınıza bırakmayacağım pijama askerler. Pijama askerler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Kertenkele ve kayıp kertenkele mobil. Önce Greg diş macununu bulamadı. Şimdi de kitabını. Acele etmezsek dünyanın en büyük omletini yapmalarına yardım edemeyeceğiz. Evet, bunu gerçekten istiyorum. İşte dünyanın en büyük omleti, bekle beni. İyi de kaşığın nerede? Evet, onu bulamadım. Greg, her şeyini kaybediyorsun ama. Şimdiye kadar kulaklarını nasıl kaybetmedin ona şaşırıyorum. Her şeyimi kaybetmiyorum ki. Kötü haberlerim var. Dünyanın en büyük omleti rekor denememizi erteliyoruz. Olamaz. Ama yumurta kırmak için o kadar da bekledik. Üzgünüm ama hiç yumurta yok. Hepsi kaybolmuş. O yumurtalar kendiliğinden kaybolmadı. Doğru söylüyorsun. Bir sorun var. Pijama askeriler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... Gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kedi çocuk! Pijama askeriler! Şu yumurtaları bulup kıralım artık. Kertenkele mobile! Sürüngenler aşkına, burada garip bir şeyler var. Durup neymiş bakalım? Kokuyu takip edelim. Ben de arabayı park edip bakacağım hemen. Tamam kertenkele ama bıraktığın yeri sakın unutma. Koca arabayı da kaybetmem herhalde. Kertenkele mobili mi? Hayatta olmaz. Merhaba sürüngen kafa. Oyuna hazır mısın bakalım? Kertenkele aşkına. Yumurta mı haşladın? Haşlamadım ki, bozdum. Romeo arabamı parçalamadan önce kaçmam gerekiyor. Kamuflajlı kertenkele mobil. Hayır, yumurtalar varken arabayı saklayamıyorum. Çok geç, Romeo'yu kaçırmalıyım. O yumurtalarla büyük bir omlet yapacaktık ve onları almaya geldim. Bu çürük yumurtaları mı yani? Benim makinem hepsini çürütüyor. Bu yüzden kırarken daha çok koku çıkıyor bunlardan. Çok iğrenç. Yakında kokudan kimse evden çıkamayacak. En büyük ben olacağım. Koş bakalım kertenkele bacak. İşte koku geliyor. Küçük bacakcık. Kurtuldum. Ama kokudan kaçmak için kertenkele mobil lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele.
iğrenç kokuyor. Bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobilyaya girelim. Ama nerede? Oh. Arabayı kaybetmedi değil mi? Tabii ki hayır. Sadece... Merhaba pijama öskeliler. Yoksa pijam kokuşmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. İğrençliğe hazır olun. Kokudan kurtulabiliriz pijama öskeliler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii ki zavallı pisi çocuk. Benim kokuşturucumla daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobilya sığınsak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Aa, yani gerek de yok aslında. Saklanalım. Mesela işte böyle. Yani böyle. Böyle. Saklanalım. Aa, ama kamuflaj yok ki. Söyle kuşlar aşkına. Buradan uzaklaşmalıyız. Kaçın. Zavallıcıklar. Parfümüm hoşunuza gitmedi mi sizin? Kamuflaj iyi bir plan kertenkele. Ama bunun için arabaya binmemiz gerekiyor. Araba nerede? Şurada. Birazdan yeni kokuşmuş yumurtalarım da hazır olacak pijam maskeliler. Kokuya daha ne kadar dayanırım bilemiyorum. Romeo laboratuvarında olduğu için anlamıyor. Keşke biz de arabamızda olsaydık. Hadi kertenkele götür bizi. Ama gerek yok ki çünkü... Kertenkele ne yapıyorsun? Olamaz. Romeo'nun yumurtaları hazır. Tamam, benim fikrim var. Ne? Yumurtaları durdurabilecek misin? İşte böyle. Merak etmeyin. Kokuyu süper güçlü kaslarımla ve mega rüzgarla kovabilirim. Harika bir hedef. Koku geliyor. Kertenkele. Biliyorum, buna dayanamıyorum. Kertenkele mobildeki su hortumuyla seni bir an önce yıkamamız gerekiyor. Yerini bize neden söylemiyorsun? Yoksa onu kaybetmedin, öyle değil mi? Hayır, yerini biliyorum. Yalnız şey var. Romeo'yu durdurmanın yolunu buldum. Yumurtalardan korkma sırası ona geçti. Çünkü dinozor yumurtası bende. Bu gördüğüm en büyük yumurta. Kokuşturucum bu yumurtayı çok pis kokutabilir. Kertenkele dur. O yumurtayı atamazsın. Atmayacağım ki. Atacağımı sandığı için geri çekilecek. İşte bu kertenkele. Harika. Bu çok iğrenç. Yumurta öyle eski ki çok kötü kokuyordur. Kokuşturucum sayesinde en kötü yumurta o olacak. Kimse ona dayanamayacak bile ve dünya benim olacak. Kertenkele aşkına, o eski yumurtayı kıracak galiba. Paniklediğim için onu atmıştım. Ve paniklememin nedeni de size gerçeği söylememiş olmam. Şimdi kahraman olalım hadi. Çocuklar, arabayı gerçekten kaybettim ve bulmama yardım etmeniz gerek. Bunu niye daha önce söylemedin? Çünkü unutkan olduğumu sanacaktınız. Kertenkele, özür dileriz. Her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Sadece dalga geçiyorduk çünkü sabah bir şeyler kaybetmiştin. Şimdi kaybolduğunu biliyoruz ve onu bulmamız gerek. Ama görünmez bir araba nasıl bulunabilir ki? Bu çok kolay. Kamuflajlı kertenkele. Bir yumurta havada duruyorsa bir şeye takılmıştır. Ve bu yumurtayı arabaya kim attı? Romeo! Haklısın. Hadi uçan yumurtayı bulalım. Bay kuş gözü. Buldum. Ama çok kötü kokuyor. Romeo o dinozor yumurtasını kırarsa bütün şehir böyle kokar. Hadi pijama askeriler. Çok geç olmadan Romeo'yu durdurmalıyız. Hadi. Kertenkele mobili bulduğumuza göre Romeo'ya neler yapabileceğimizi gösterebiliriz artık. Biraz daha kokuşturursam dünyanın en kokuşmuş yumurtası o olacak. Tam istediğim gibi.
Beni durduramazsınız pija zavallılar. Kokuşmuş kıyamet başlıyor. Kertenkele mobil yakala ve gönder. Yakaladım. Olamaz, yakalayamamışım. Yine şanslısınız pija zavallılar. Olamaz. Kertenkele ne yapıyorsun? İyi atıştı kokuşmuşlar. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Kertenkele, o yumurta kırılmamalı. Tamam, bir fikrim var. Kertenkele mobil, jet sprey. Harikaydı kertenkele. Hayır, o yumurtayı kırmalıyım. Ne? Hayır, buraya gelme. Bir dahakine ödeşeceğiz pijama askeriler. Şimdi yumurtanın kokusundan kurtulalım. Kırık yumurtalar hala kokuyor. Ama kertenkele mobili bulduğumuza göre jet spreyle bütün şehri temizleyebiliriz. Ben de yumurtayı müzeye koyarım. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Gerçekten iyi öğrendin Connor. Teşekkür ederim. İyi hareket etti Connor. Galiba ayağım kaydı. Bu özel hareketimin adı kaygan dönüş olacak. Önce dön, sonra düş ve dönmeye devam et. Denemek isteyen var mı? Olur. Ben isterim, ben isterim. Hazır mıyız? Kertenkele ve Güçlü Kaya. Kung Fu mu? Evet, masanın üstünde buldum. Kung Fu ustaları ile ilgili bir sürü hikaye var. Benim kitabıma bir bakın. Dünyanın en iyi sporcularını anlatıyor. Vay canına. En iyi kısmı da bu değil. Kazandığı ödüllere bir bakın. Kupalar, ödüller, madalyalar. Hey! Belki bir gün ben de kazanırım. Süper kertenkele gücüyle sana bir şey vermeyebilirler. Hadi, gidip parkta okuyalım. Keşke ben de bir şey kazanıp gerçek gücümü kanıtlayabilsem. Greg. Sokak lambalarına ne olmuş böyle? Hepsi de eğilmiş. Vay canına. Bunu yapan çok güçlü olmalı. Belki kertenkele. Ama bunun için ödül almayacaklar. Sokak lambalarını bükmek çok yanlıştır. Kim yaptı bunu? Karargâha gidip öğrenelim hadi. Pijama askeriler, hadi iş başına. Gece yakışık kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız. Evet. Ve Greg ise... Evet. Son olarak Connor. Kedi çocuk. Pijama askeriler. Kertenkele mobile. Kedi bıyıkları aşkına. Dikkat et. Devasa bir kaya şehirde dolaşıyor. Çabuk dedim size mızmız ninjalar. Daha bu kayayı kırmam gerekiyor. Gece ninjası mı? Neyin peşinde acaba? Kırılması lazım. Mega üçlü yumruğumdan kimse kurtulamaz asla. Oh, oh, oh!
Yeni dans hareketin mi yoksa gece ninjası? Hayır, alakası bile yok. Siz zavallılar ne yaptığımı anlayamadınız, öyle değil mi? Kocaman bir kaya mı? Sadece bir kaya değil bu. Ninja ninoların binlerce kilometre uzaktaki bir tapınaktan ta buraya kadar getirdiler onu. Yani bu bütün güçlerin kayası. Bütün güçlerin kayası mı? Bunu Kung Fu kitabımda okumuştum. Bir efsanesi de varmış. İçinde çok değerli bir madalyon varmış. Yani böyle mi? Aynı bir madalya gibi. Bir madalyon. Madalya değil yani. Sadece en güçlü kahramanlar kayayı kırıp bunu alabilir. Ve en güçlü olan da tabii ki benim. Güçlü kahraman mı? Ama sen kahraman bile değilsin. Madalyonu boynuma taktığım zaman görürsünüz. O zaman gülün bakalım. Süper güçlü biri için bir madalyon demek. Eğer benim olsa herkes en güçlü olduğumu görürdü. Kertenkele, sen neden söz ediyorsun? Ya kayayı ben kırarsam? O zaman gece ninjası madalyonu asla alamaz. Ben alırım. Ben takarım ve kitaptaki sporcular gibi olurum. Kung Fu eğitiminizi gösterin ninja ninolar. Daha sert vurmalısınız. Böyle işte. Hayya! Yeterince güçlü değilsin gece ninjası ama ben çok güçlüyüm. Kertenkele dur. Ama kayayı kırıp madalyonu alabilirsem gece ninjası bir şeyleri parçalamaktan da vazgeçebilir. Anca rüyanda görürsün sürüngen kafa. Ninja ninolar kayayı yuvarlayın. Devam edin, çok yakında kırılacak. Eğer kayayı sağa sola götürüp durursa bütün şehri dümdüz edebilir. Onu durdurmalıyız. Hadi şu kayayı ben kırmalıyım. O kayayı kimse kıramaz kertenkele. Ninja'yı durdurmalıyız. Ama madalyon benim gücümü kanıtlayacak. Onu alıp duvarıma asabilirim. Eğer o kayaya vurursan bir yerlere uçup gidebilir. Başka bir şey deneyelim bence. Aklınıza bir şey geliyor mu? Ben gece ninjasının etrafında koşup sonra ninja niloları... Evet. Ben de kertenkeleyi uçururum ve sonra... Kayayı mı kırarım? Hayır. Karargaha götüreceksin. Aa, tamam. Gidelim. Süper kedi hızı. İşte bu. Şimdi karargaha kadar taşıyalım. Bir denemeden bir şey olmaz bence. Süper güçlü kertenkele. Kertenkele. Planınızı mahvetti. Ve çelimsiz bacakları hiçbir işe de yaramadı. Şimdi usta ninjayı iş başında seyredin bakalım. Ninja vuruşu geliyor. Nasıl olurmuş? Görün bakalım. Oyun bahçesi. Olamaz. Baykuş kanadı rüzgarı. Yakala kertenkele. İyi kurtardın kertenkele. Teşekkür ederim. Bir kere daha denesem mi acaba? Ha? Ama... Ama çok dikkatli olacağım. O madalyonu ben alabilirim. Özellikle süper güçlü kertenkele yumruğumla. Kertenkelenin hiç gücü yokmuş ki. Öyle mi? Bir dahakine görüşürüz. Göreceksin. Ninja ninolar, koçbaşı vuruşu. 1, 2, 3. Ben kesinlikle çok güçlüyüm. Kaya kırıcı kertenkele. Yine de kırılmıyor. Bir kez daha. Bu çok saçma bir duruma dönüşüyor. Gece ninjası sokak lambalarını parçalarken saçma değil miydi yani? Ne dersin? Buldum. Ben kıracağım, göreceksiniz. Şehirdeki en büyük binayı yıkmam gerekse bile kıracağım. Bilin bakalım hangisi? Karargahımız olmasın. Ya bina yıkılırsa? Karargah olmadan pijama askeriler olmaz.
Bunu yapamazsın gece ninjası. Bunu anladığını sanıyordum sürüngen kafa. Sen de bu kayayı kırmaya çalışıyordun çünkü. Atla! Ha? Sürüngenler aşkına. Buna izin vermemeliyim. Aa, olamaz. Aa! Üstümüze doğru geliyor. Orada öylece durup seyretmesenize. Kuş tüyü aşkına ucuz atlattık. Gece ninjası kontrolden çıktı. Ve hepsi benim suçum. Süper güçlü kertenkele. Üzgünüm çocuklar. Dediğiniz gibi kayayı karargaha götürmeliydim. Ama götürmedim ve neredeyse bu yüzden eziliyordunuz. Önemli değil. Biz kurtulduk. Karargah da öyle. Ama tehlikedeydiniz. Herkes tehlikedeydi. Bu kayadan hemen kurtulmalıyız. Bu konuda çok haklısın. Şok dalgasına hazırlanın bakalım. Bunu kullanırsak kayaya çok daha sert çarparız. Hayır, olamaz. Kahraman olma zamanı. Kaya daha çok sorun çıkarmaya başladı. Beni kimse durduramaz sürüngen bacak. O madalyon en sonunda benim olacak. Kertenkele, hayır, kaç. O kaya buradan gidiyor. Süper güçlü kertenkele. Vay canına. Bu gerçekten süper bir hareketti. Evet. Nasıl yaptığımı hiç bilmiyorum. Bir anda çok daha güçlü hissettim. Çünkü bizi tehlikeden kurtarmak istedin kertenkele. Ve içindeki bütün süper güçler açığa çıkmış oldu. Haklısınız. O madalyonu hemen geri ver. O benim. O asla senin olmayacak gece ninjası. Ama kayayı ben kırdım. Karargahınıza kadar fırlattım. Fırlattın. Ama onu asıl kıran kertenkeleydi. Süper gücü vardı. Ama bu çok saçma. Bir kertenkele benden daha güçlü olamaz ki. Asıl güç arkadaşlarına yardım etme isteğinden doğar. Ama bu hiç eğlenceli değil. İyi. Sizi işe yaramaz pijam maskeliler. Ama sonra tekrar döneceğim. Sizi tapınağa daha çok çalışın diye geri gönderiyorum ninja ninolar. O madalyonu kesinlikle hak ettin kertenkele. Teşekkür ederim. Ama bu çok uzaktan geldi ve bir efsanesi bile var. Zaten kim madalyon ister ki? Bunu herkes görsün diye müzeye götüreceğim. Harika. Belki de sonra gücünü kanıtlamanın başka bir yolunu bulursun. Pijama askeriler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Muhteşem. Vay canına. Bu kayayı kim kırdıysa çok güçlü olmalı. Acaba kimdi? Tam bir gizem. Kıcak. En sevdiğim büyük kediler kitabı. Baykuşlarla ilgili bir kitap. Harika. Ha? Rafları niye böyle yüksek yaparlar ki? Dur, yardım edeyim. Teşekkür ederim, ben alırım. Yapma böyle. Connor sana yardım ediyordu. Arkadaşlar böyledir. Önemli değil. Ben hallederim. Yardımınıza ihtiyacım yok. Bu hiç güvenli görünmüyor Greg. Dediğim gibi bana yardım etmeniz... Kurtardım. Dinle. En küçük olduğum için hep beni korumak istiyorsunuz. Ben bebek değilim. Başımın çaresine bakabilirim. Otobüs nerede? Ortadan kaybolmuş. Ama nerede olabilir? Her neyse. Ailelerinizi arayalım da gelsinler. Okul otobüsü mü kayıp? Kim almış olabilir ki? Bunu yapanı bulmamız lazım. Otobüsü hemen geri alalım. Pijama askeriler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kedi çocuk! Thank you.
Sadece maskeliler. Hadi kertenkele mobile. Ya da baykuş planörüne. Otobüsü yukarıdan daha iyi arayabiliriz. Ya da kedi arabasına. Böylece çok hızlı gidip onu arkadan yetişebiliriz. Bugün de ben seçsem olmaz mı? Tek başıma yapabileceğimi görürsünüz. Yapamayacağını düşündüğümüzden değil ki. Sadece... Tamam. Tamam, kertenkele mobile gidelim. Kertenkele mobile. Hey, bunu ben söyleyecektim. Özür dilerim kertenkele. Yardım etmek istemiştim. Önemli değil. Yardım istemiyorum. Kertenkele mobilin gücü, sağlamlığı ve kamuflajı işimize yarayacak. Ama biz birbirimize hep yardım ederiz. Otobüsü gördüm. Şurada. Herkes tutunsun. Ha? Ha, otobüsü kaybettik. Belki kedi arabası onu yakalayabilecek kadar hızlıdır. Ya da baykuş planörüne binseydik yukarıdan istediğimiz gibi bakabilirdik. Kedi kulakları. Baykuş gözü. Sürüngenler aşkına. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Şehir meydanına doğru giden bir şey görüyorum. Peşinden gidebilirim. Dur, kertenkele. Baykuş kız, kertenkeleyle git. Süper hızımla ben size sonra yetişirim. Kamuflajlı kertenkele arabası. Gece ninjası. Hey! Bu en küçük pija maskeli. Okul otobüsünü çalamazsın gece ninjası. Yoksa herkes okula nasıl gidecek? Bana ne ki? Siz pija maskeliler devamlı beni hızlı araçlarınızda yakalıyorsunuz. Ama artık benim de arabam var. Ve bu dünyanın en hızlı, havalı ve güçlü arabası olacak. Asla kertenkele mobil kadar güçlü olamaz. Senin iğrenç yeşil külüstür arabandan daha iyi olacak tabii ki. Bu imkansız. Duvarlara böyle yapışabiliyor mu? Kamuflaj kapalı. Belki hayır. Ama duvarlara yapışmak önemli değil. Yapışkanlı ninja yıldızın olsun yeter. Oh, zavallı ninja. Ninja lilalar, kötü gülüşü ben yapacağım. Bak sürüngen, zavallı kertenkele mobilin beni durduramıyor bile. Kertenkele, sen iyi misin? Neden böyle tek başına gittin ki? Başın derde girerse sana göz kulak olamayız. Artık beni korumayın. Ben tek başıma da büyük ve güçlüyüm. Hey! Süper güçlü kertenkele. Kertenkele dur. Yine ne istiyorsun gece ninjası? Okul otobüsünü çalmak yetmedi mi? Hayır. Bu çok amaçlı tekerleklerle ninja otobüsüm dağlara çıkıp her yere gidebilir. Senin tosbağa mobilinden daha iyi. Kertenkele mobil senin otobüsünden daha iyi ve bunu kanıtlayabilirim. Kertenkele mobilin elimdeyken bunu nasıl yapacaksın ki? Ne? Hayır. Hemen arabamı bırakın sizi yaramaz ninjalar. Süper hızlı kedi. Baykuş kanadı rüzgarı. Aa, oturup siz zavallı pija maskelilerle muhabbet edemem. Gidelim ninja ninalar. Çabuk geri gel gece ninjası. Yine neden acele ettin?
Kendi başına böyle gidersen yardım edemeyiz. Kertenkele mobilin çalınabilirdi. Ben hallettim bile. Ve beni korumakla uğraşmasaydınız, otobüsü çoktan geri almıştım çocuklar. İşte. Ha? Tamam. Merak etme, ben hallederim ve yardım da istemiyorum. Kuş suyu aşkına kertenkele dur. İşte yine başladık. Kedi çocuk ve baykuş kız beni hiç düşünmesin. O ninjayı ben yakalayacağım. Okula doğru gidiyor. Anlaşıldı. Şimdi yakalandın. Ha, zavallı arabanla ninja otobüsümü durdurabileceğini mi sanıyorsun sen? Ninja otobüsü gerçekten güçlü duruyor. Ya dedikleri gibi küçükse? Seni kurtaracağız kertenkele. Merak etme kertenkele, ben geldim. Olamaz, sıkıştım. İmdat! Kertenkele, yardım etmelisin. Sürüngenler aşkına, size yardım mı edeyim? Arkadaşlar bunun içindir. Arkadaşlar birbirlerini kollar. Siz de bana bunu yapıyordunuz işte. Evet. Tamam, şimdi ben de size bunu yapacağım. Kahraman olma vakti. Uçuşta. Evet. Süper güçlü kertenkele. Yine ne yapıyorsun çubuk kertenkele? Kertenkele mobil. Ninja otobüsü olmazsa o zaman pijamaskelilerin arabalarını alırım. Sonra ninja mavisi ve ninja siyahına boyarım. Kedi çocuk, baykuş kız, bana yardım edin. Dur, geliyorum kertenkele. Ne 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 ne. İşte kurtuldum. Hey gece ninjası, birlikteyken 3 pijamaskeli bütün ninja linoları yener. Pijamaskeliler hadi. Süper hızlı kedi. Beni korkutamazsın kertenkele. Önce şu kontrolleri bir anlayayım ben. Bu şoför şey nasıl çalışıyor ki? Çiftçi otobüsünüz de arabanız size kalsın. Ama bir dahakine beni yenemezsiniz pijamaskeliler. Hayır, yeneriz. Çünkü pijamaskeliler birbirini kolladığı sürece asla yenilmezler. Bu arada bir şey daha yapman gerekiyor. O otobüsü boyayıp sonra eski haline getirip yerine koyacaksın. Pijamaskeliler alkışı hak etti. Çünkü gecelerimiz kahraman oluruz. Baykuş kız ve ay çiçeği. Bahçe derslerine bayılıyorum. Ay çiçeklerine baksanıza. Benimki öyle büyüdü ki kocaman oldu. Evet, çok güzelmiş. Hey, senin çiçeğin nasıl Amaya? Güzel, gerçekten iyi. Bolca su vermeyi sakın unutma. Evet, biliyorum. Belki başka bir masaya koymalısın ha? Daha çok güneş alır. Biliyorum, sonra yapacağım. Ay çiçeğin için biz yardım edebiliriz. Geçen yaz bahçecilik kulübündeydik. Bir sürü şey öğrendik. Teşekkür ederim ama yardım gerekmiyor. Kulübünüz çok güzelmiş. Ama bahçecilik doğuştan gelir. Yani ben çiçekleri biliyorum. Kulübe falan gerek yok. Yeni bahçe aletleri alsam iyi olacak. Hey, eşyalar nereye gitti? Ay güveleri. Demek ki ay kızı burada. Acaba bahçe aletlerini ne yapacak? O sadece geceleri çıkar. Ve çiçekler de geceleri büyümez. Bakın, bahçecilikten anlıyorum işte. Her neyin peşindeyse buna izin veremeyiz. Pijamaskeliler hadi iş başına. Geceye karışıyor kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup
gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kedi çocuk! Ay kızı şehirde bir yerde ve bahçe aletleri yanında ama nerede olabilir ki? Çimli yerler bahçe kurmak için elverişlidir. Parkta! Baykuş planörüne! Pekala ay kızı, neredesin bakalım? Baykuş gözü! Baykuş kız, karşıya bak! Bu da ne böyle? Bilmiyorum ama benim bahçemde olsun istemezdim. İşte ay kızı da orada. Ay kızı, ne yaptın böyle? Yeni gece çiçeğimi sevdiniz mi? Sizin bahçe aletlerinizle işim kalmadı bu arada. Anlaşılan gece çiçeğimin ihtiyacı olan tek şey bol miktarda ay ışığıymış. Vay canına, korkunç bir çiçek bu. Öyle mi? Ha! Göründüğünden de korkunçtur. Çiçeğin açılıp binlerce tohum saçmasını bekleyin. O tohumlarla yere ben... düşünce başka çiçekler de çıkmış olacak ve sonra... Yani diyorum ki o yeni çiçeklerle... Daha çok tohum oluşacak ve sonra onlar da çiçek olacak. Hey! Bu kimin planı? Yakında öyle çok gece çiçeği olacak ki başka çiçeğe yer kalmayacak. Gezegendeki her yeri kaplamadan önce o çiçeği kesin durdurmalıyız. Bahçecilik kulübünde zararlı otları temizlemek için ne öğrenmiştik? Kazarak yapabiliriz. Çok kolay. Hayır, ha? Dur. Büyük çiçeğin kökü büyük olur. Hepsini çıkarman gerekiyor. Eğer bir kök bile kalırsa yeni bir gece çiçeği çıkabilir. O zaman bir seferde kazalım. Baykuş kız böyle bahçecilik yapar. Kuş tüyü aşkına. Şimdi bir maskeli ortadan kalktı. Geriye iki tane kaldı. Süper kedi hızı. Süper güçlü kertenkele. Hey! Bir fikrim var. Bu şey karanlıkta büyüyor değil mi? Belki de ışıktan hoşlanmıyordur. Eğer baykuş planörüyle ona ışık yansıtabilirsek daha da küçülebilir. Bir dakika, benim kazma planım ne olacak? Bahçecilikten ben de anlıyorum, öyle değil mi? Baykuş kız, kazmak pek işe yaramadı. Kürekle yaramadı belki ama ya baykuş planörünün pençeleri ha? Ben etrafında uçarım, sonra da kazarım. Ve bu sefer yapışkan dallarından da uzak dururum. Kazma zamanı. Bak sen, şu zavallıları bir temizleyelim. Takıldım. Yine. Aa, ne kadar da yazık. Kuş tüyü aşkına. İşte yakaladım. Süper güçlü kertenkele. Arkadaşımı bırak ay kızı. Hey, ay mıknatısımı geri getirin. Az kaldı. Hiç sanmıyorum sürüngen kafa. Kertenkele dikkat et. Hey! Hadi gece çiçeği. Büyü. Sonra da tohumlarını saç ki dünyada başka hiçbir çiçeğe yer kalmasın. Kazmak kesinlikle işe yaramıyor. Anlaşıldı. Hey,
Acaba su verdiğimizde ne olacak? Su vermek mi? Ama çiçekler böyle büyür. Ama bu kötü bir çiçek değil mi? Bir zararlı ay otu. Belki ona su verirsek küçülebilir. Durun biraz. Hortum aklıma bir şey getirdi. Hortumu kement gibi çiçeğin üstüne atıp onu aşağı çekebiliriz. Baykuş kız, hiç emin değilim. Bırakın bir deneyeyim. Belki sizin kulübünüzde değildim. Ama bahçecilikten yine de anlarım. Baykuş kız dur. Ha? Hey sen, kuş beyinli. İşte, şimdi aşağı doğru çekmek yetecek. Ay kızını durdur kedi çocuk. Kertenkele, güvenler. Kış, kış, kış. Saçıldı. Hepsi benim hatam. Çok yazık pişe zavallılar. Sürüngenler aşkına. Çiçekler büyüyor her yerde. Ay kızı yakında bahçesini bitirecek. Bütün şehre yayılıp sonra da başka çiçek kalmayacak. Siz olmadan asla başaramazdım. O çok haklı. Sizden yardım istemeliydim. Ama yine de kulübe gitmememe rağmen bahçecilikten anladığımı göstermek istemiştim. Hiç sorun değil Baykuş kız. Bir fikriniz var mı? Dinliyorum. Gerçekten. Düşünüyorum, düşünüyorum. Tohumlar her yere saçıldı. Oh! Rüzgar nereye eserse oraya gidiyorlar. Durun. Bu harika bir fikir kertenkele. Rüzgar nereye eserse. Tek yapmamız gereken rüzgarı istediğimiz yöne estirmek. Ne yapacağımızı biliyorum. Ama bunun için bahçecilikle ilgili yardım gerekecek. Plan nedir peki? Benimle gelin. Kahraman olma vakti. Hazır mısın kertenkele? Şimdi operasyon çiçek rüzgarı başlıyor. Hazır mısın kedi çocuk? Hazır. Süper baykuş kanadı rüzgarı. Hey tohumlarım. İşe yaramaz şey. Hepsini yakaladım. Öyle mi? Durun da yenileri gelsin. Şimdi planımızı deneyelim. Normal çiçekler ışığa ve suya bayılır. Belki bu kötü çiçek bunları istemiyordur. Buldum. İşe yarıyor. Şeyler. Görüşeceğiz. Başardık. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. En güzel ay çiçeği ödülünün sahibi ise Amaya. Harika. Bana verdikleri tavsiyeler için Connor'la Greg'e teşekkür ederim. Ne kadar su ve ışık gerektiğini bilmek çok önemliydi. Aslında bu sizin de ödülünüz çocuklar. Harika! Evet. Şampiyonlar!